Merhaba, 3D Experience Structural Designer rolünün eğitiminin 3. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde bir basınçlı kabın analizini gerçekleştireceğiz. Ben Sercan Ulaş, Metropolsoft'ta simülasyon takım lideriyim. Başlıyoruz. İlk olarak basınçlı kabımızı 3D Experience ortamına SolidWorks'ten kaydettik ve analiz için gerekli uygulamamızı yani Structural Designer rolünü başlattık. Analiz kurulumumuz için ekranımızı karşımıza aldığımızda İlk olarak sağ tarafta Setup, Parts, Materials diye uzayıp giden bir listemiz var. Burada kırmızı renkli vurgulanan unsurların tanımlanması gerektiğini önceden anlatmıştık. Malzemelerin 4 adet gövdede oluştuğunu, tasarımımızın 4 adet gövdeden meydana geldiğini ve bu gövdelerin henüz hiçbir tanesine malzeme atanmadığını 0·4 şeklinde parantez içerisinde belirtilen yerden anlıyoruz. Şimdi burada İlk olarak malzemelerimizi atayalım. Materials kısmına tıklayıp Material paleti seçtikten sonra filtre alıcımızla yüzlerce malzemenin bulunduğu kütüphaneden malzememizi tek tek kategorilere göre gidip arayabiliriz. Bulduğumuz kategoriden seçim yapabiliriz. Örneğin alaşım çeliği kategoriden bulmayı tercih edebilirim. Seçip Apply dedikten sonra uygulamayı montajdaki bütün parçaları tek seferde gerçekleştirebiliriz, eğer hepsi aynı malzemeden oluşuyorsa. Daha sonra temaslar için kontak kısmına geliyorum ve Bonded Contact Detection kısmına geliyorum. Başlangıçta temas eden yüzeyleri bonded olacak şekilde nerelerde uygulamak istiyorsam onları bırakıyorum. Devre dışı bırakmak istediğim yüzey çiftlerinde sağ tıklayıp Remove Selected diyerek buradan kaldırıyorum. Bunu yapmaktaki amacım başlangıçta birleşmiş halde olan gövdeleri programın otomatik tanımlaması. Bir de General Contact seçeneği ile başlangıçta temas halinde olan yüzeyler arasında ne gibi bir etkileşim olacağını söylüyorum. Burada da SolidWorks'te No Penetration olarak bildiğimiz temas etme etkileşimini tanımlıyoruz. Connections kısmında Cıvata uygulamamız olacak. 3D Experience'da SolidWorks'tekine benzer bir şekilde delik başlangıcını seçtiğimizde bitimi otomatik seçiliyor. Buradan somun çaplarını nominal çapı uygulanan eksenel yükü veya tork değerini biliyorsak torku bir de somun altı sürtünme katsayısını girmemiz gerekiyor. Her bir cıvata için ne kadarlık bir torka ihtiyacımız olduğunu, örneğin 20 Nm bu uygulamada giriyoruz. Tek bir cıvatayı tanımladıktan sonra bolt replication dediğim zaman ve örnek bir cıvata seçtiğimde find bolts dediğim takdirde benzer delik özelliklerine sahip bütün çaplar bulunur ve otomatik olarak cıvatalar kopyalanır. Böylece Connections kısmında da cıvatalarımız tamamen tanımlanmış oldu. Bir sonraki kısım olan Boundary Conditions'a geldik. Clamp dediğimiz temas türü seçtiğimiz yüzeyi her 3 yönde ve her 3 doğrultuda dönmesini ve ötelemesini kısıtlar. Kısacası bu yüzeyleri tüm serbestlik derecelerini devre dışı bırakacak şekilde sabitlemiş olduk. Modelimizde zaman kazanmak maksadıyla ortadan kesilmiş vaziyette bir analiz gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla burada simetrik sonuçlar elde etmemiz gerekiyor. Simetri tanımlaması için de simetri sınırı koşulunu bu şekilde tanımlamış oldum. Şimdi modelin iç kısmında bir basınç yükümüz var. İçerisi için tıkladığım yüzeyleri 850 Nm bölü metrekare yani 850 Pascal'lık basınç tanımlayacağım. Teğet yüzeylere otomatik olarak seçim yaptırabiliyorum. Propagate dediğimde. Seçimlerimi tamamladım. Buradaki 8 yüzeye bu basınç eşit olarak yayılacak. Artık analizim asistandaki koşullara göre bütün
Ön koşullar tamamlanmış bulunuyor. Gereklilikleri hazır. Simulate dedikten sonra analizimi çalıştırabilirim. Mesh ile ilgili ayarlamalar yapmak istersen buradan Mesh sekmesine gelip Mesh Specifications kısmında varsayılan eleman boyutlarını girebilirim. Varsayılan değerler silik bir fontta gözüküyor. Başlangıç için daha küçük değerler vererek ve buradan mesh oluştur diyerek bütün gövdeler için sırasıyla meshlemeyi görebiliyorum. Oldukça kısa bir süre sonra buradaki bütün gövdelerimiz meshleniyor. Meshleme bittikten sonra da çözüm aşamasına biraz sonra geçeceğiz. Evet, meshleme tamamlandı. Şimdi simulate diyerek analizimizi çalıştırmaya başlayabiliriz. Lokalde çalıştırmayı tercih ediyorum. Meshler tekrardan yeniden oluşturuluyor. Simülasyonla ilgili lisansım kontrol ediliyor. Sonrasında analizle ilgili işlemler yapılıp iterasyonlar başlayarak simülasyon çözüm aşamasına geçiliyor. İterasyonlar tamamlandıktan sonra Simulation Completed şeklinde bir bildirim alıyorum. Ve buradaki Simulation Status kısmında pencereyi kapatmak için Close'a basıyorum. Close dedikten sonra sonuçlar burada görüldüğü gibi karşıma geliyor. Animasyonu başlatmak için Play butonuna basmam yeterli. Animasyonda sonuçların fiziksel olarak makul olup olmadığını değerlendirmek için aslında daha ziyade kullanıyoruz. İlk olarak Displacement kısmında oldukça düşük ötelemeler görüyoruz. Şu anda gerçek boyutlardaki bir deformasyonu görmüyoruz tabii ki. Yaklaşık 9.03 çarpı 10 üzeri eksi 4 gibi bir ölçek söz konusu. Deformation scale denilen değer bu bizim için önemli. Burada emniyet faktörü dağılımını tanımlamak istiyorum. Herhangi bir problem olup olmadığını anlamak için. Öncelikle animasyondan çıkalım. Animasyonu durduruyorum ve oynatma uygulamasından çıkıyorum. Kritik değer olan 1 ve altındaki kısmı işaretlemek istiyorum. Bunun için skalada minimum değeri 1 olarak belirliyorum. Ve 1'in altındaki değerlerin koyu bir renk olup karşımıza daha rahat çıkması için siyah renkle gözükmesini istiyorum. 2'nin üzerindeki değerler de güvenli anlamına gelen mavi renkle gözükebilir diyorum. Dolayısıyla şu anda akmanın altında herhangi bir değer gözükmediği için, 1 ve altında herhangi bir değer gözükmediği için dolayısıyla akmaya uğrayan bir bölge gözükmüyor. Nerelerde çekme basma gerilmeleri uygulandığını bu şekilde görebiliyorum. Kırmızı renkler ve mavi renkler şeklinde vurgulanmış. Mavilerde basma, kırmızılarda çekme gerilmeleri meydana geliyor. Reaction Force dediğim yerde tepki kuvvetlerini görmekteyim. Herhangi bir akma olup olmadığını bu plottan da anlayabiliriz. Actively Yielding kısmından. Yine Simulation Accuracy kısmından da Mesh ile ilgili gerilme yığılmasına sebep olan herhangi bir hataya yol açmış mı meshlerimiz? Bunu görebiliyoruz. Bu değerlerin yüksek olduğu yerlerde, daha doğrusu çok düşük olduğu yerlerde, accuracy kısmının düşük olduğu yerlerde mesh ile ilgili iyileştirmeler yapmanızı önerebilirim. Yine mesh ile ilgisini görmek için görünümü mevcut plotta düzenleyip mesh ile birlikte göster seçeneğini de aktifleştiriyorum. Örneğin burada
Hem meşi hem gerilmeyi birlikte görelim istiyorum. Yine benzer şekilde plotu düzenliyorum ve Visible Edges kısmını mesh ile birlikte olacak şekilde değiştiriyorum. Bu şekilde değerlerimi görmekteyim. 28 megapascal gibi tasarım açısından oldukça düşük bir değerle karşı karşıyayız. Analiz sonuçlarımı ve projemi bu şekilde kaydederek çalışmamı tamamlıyorum. Bu videomuzda bir basınçlı kap üzerinde gerilme analizi gerçekleştirdik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.